YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde kornişon tuşusu nasıl kurulur pet şişede, onun yapımını göreceğiz. Özellikle bugün pet şişelerde yapmak istedim ki yolculuklarda kırılmaması için pratik bir şekilde onu göstereceğim. İstediğiniz miktarda kornişon tuşularını şöyle yarım saat sirkeli suda beklettikten sonra üzerindeki kirler yumuşadı. Bol suda güzelce yıkadım. Gösterdiğim şekilde çizikler attım. Daha sonra önce şöyle en küçük şişede yapıyorum. Şöyle birkaç tane nohut, şöyle bir çay kaşığından daha az kişniş ve bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Şimdi içine birkaç tane sarımsak. Şimdi salatalıkları dolduruyorum. Özellikle bugün böyle pet şişelerde yapmak istedim ki hani yolculuklarda taşıması kolay olsun, kırılmaması için. İsterseniz de aynı yöntemle cam kavanozda yapabilirsiniz. Şimdi en küçük pet şişeye 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekledim. 3 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi ekledim. Şimdi üzerine çıkana kadar normal hazır sulardan doldurdum. Musluk suyu değil, hazır su kullandım. Musluk suyu kullanacaksanız kaynatıp soğutup o şekilde kullanabilirsiniz. Azıcık da zeytinyağı ekledim üzerine. Şimdi kapağını sıkıca kapatalım ve 15 gün içinde hazır olur. Soğuk suyla yaptım bunu. Pet şişede yaptığım için. Güzelce çalkalayalım. İçinde tuzu erisin. Daha sonra serin ve karanlık bir yerde saklayabiliriz. Şimdi 1,5 litrelik şişeleri kullanıyorum. Şöyle bir avuç kadar kuru nohut ekledim. Kişniş ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Kişniş kullanmak zorunda değilsiniz. Yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Çok güzel bir aroma veriyor ama. Şöyle biraz lezzet katsın diye acı biber, süs biber ekledim. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu. Şimdi salatalıkları yerleştirelim. Dediğim gibi salatalıkları çok güzel yıkadım. İsterseniz uçlarından hafif kesebilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir bıçakla bir defa bir çizik atabilirsiniz. Düzgün bir şekilde yerleştirelim. Şimdi bunun içinden nasıl çıkaracağız diye soracak olursanız 15 gün sonra bu şişeleri açabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Daha sonra cam bir kavanoza doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Zaten çok kısa süre içinde tükenir, çok da fazla kalmaz. Yersiniz. Çünkü gerçekten çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Şimdi bunun üzerine biraz tekrar sarımsak ekliyorum. Sarımsağı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şeker ekledim. 2 tatlı kaşığı şeker ekledim. Üç tatlı kaşığı iri kaya tuzu ekledim. Sofra tuzu olmaz. Salamuralık. Turşu tuzlarından kullandım. Boş olan yerleri yine güzelce dolduruyorum. Dediğim gibi olduktan sonra bir bıçakla kesip cam bir kavanoza bırakıp
O şekilde tüketebilirsiniz. Ama buzdolabında saklayın açıldıktan sonra. Şimdi normal hazır sulardan kullanıyorum üzerine. Kaynatmadan soğuk soğuk. Üzerine çıkana kadar dolduruyorum. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz, fark etmez. Tekrar suyunu dolduruyorum üzerine çıkana kadar. Biraz süs biberi doldurdum, ekledim. Şöyle çok az yağ damlatıyorum. Artık kapağını sıkı bir şekilde kapatabilirsiniz. 15 gün sonra turşunuz yemeğe hazırdır. İstediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz. Kırılmaz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.